Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, kıymetli seyircilerimiz, değerli tefsir programımızın değerli takipçileri, hepiniz güzel bir akşamda, güzel bir yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu güzel canlı yayınımıza. Efendim, bugün yine tefsir programımızla elhamdülillah 4. sezonumuzun ilk bölümüyle sizlerle beraberiz. Elhamdülillah 3 sezondur. Şükürler olsun kısa sureler. Yasin-i Şerif, Tebareke, Amme ve Amine Resulü, Levenzenna, Kıyamet Suresi, Fetih Suresi, Lokman Suresi, Nun Kalem Suresi gibi birçok sureyi elhamdülillah Rahman Vakıa gibi Kur'an-ı Kerim'in öne çıkan surelerini geride bıraktık. Şimdi inşallah 4. sezonumuzda Cin Suresiyle Kur'an-ı Kerim'in en çok merak edilen surelerinden bir tanesi olan Cin Suresiyle bugün inşallah sizlerle beraberiz. Sürekli sosyal medyadan, görsel medyadan, hocam cinler Müslüman mıdır? Cinlerle insanlar nasıl konuşur? Peygamber Efendimiz cinlerle konuştu mu gibi birçok sorular alıyoruz. Biliyorsunuz insanlar bu tür konulara hem meraklı hem de bilgiye aç bu konuda. İnşallah bugün hem bunların cevabını vereceğiz ve bugün inşallah Kur'an-ı Kerim'in 72. suresi olan 28 ayet kerimede olan Kur'an-ı Kerim'de de toplamda 22 kere zikredilen cin ifadesini bugün inşallah detaylıca ezberleyeceğiz, okuyacağız, beraber dersimizi inşallah ihya edeceğiz. Mevla Teala Hazretleri anlatılanlar ile amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim inşallah okuduklarımızla amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli dostlar, her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Şu anda Instagram'da canlı yayında da inşallah Instagram'da yayındayız kıymetli kardeşler. Instagram canlı yayından da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram Genç Çocuğu Official sayfamızdan da bizleri takip edebilir, sorularınızı sorabilir. Instagram, TikTok, Facebook gibi sayfalarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Programlarımızı tekrarında YouTube'a HD olarak arkadaşlarımız yüklüyorlar. YouTube kanalından, Abdurrahman Kalkan Hoca sayfamızdan da YouTube kanalımızdan bizleri de detaylı olarak programlarımızın tekrarına bakabilirsiniz kıymetli izleyenler. Anlamadığınız sorular, anlamadığınız konuları soru şeklinde İletişim olarak bizlere WhatsApp hattı şu anda ekranlarımızda da ekranlarınızın altında bulunuyor. Oradan da bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz değerli dostlar. Evet, sözü çok uzatmadan hemen inşallah bu önemli sureyi inşallah bugün sizlerle ihya edeceğiz. Esbab-ı Nuzul dediğimiz, yani bu surenin inme amacını, neden cinlerle ilgili bir sure inmiştir, neden bu ayetler nuzul olmuştur, bunu da inşallah sizlere açıklayacağım değerli dostlar. Esbab-ı Nuzul dediğimiz. Evet, şimdi inşallah dersimize başlıyoruz kıymetli dostlar ve değerli seyircilerimiz. Ama ondan önce şunu inşallah bir kez daha üzerinden geçelim. Okuyacağımız sure, bugünkü sure Cin Suresi 1 ve 14. ayetler. İnşallah ikinci programda da geri kalan 14 ve 28. ayetleri yaptığımızda iki bölümden oluşacak Cin Suresi. İnşallah şu an ilk bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah bugün Cin Suresinin ilk bölümüyle sizlerleyiz ve sizlerden gelen soruları da inşallah en güzel şekilde, en kolay, en anlaşılabilir şekilde inşallah sizlerle paylaşacağız kıymetli dostlarım. Instagram'dan da Genç Hoca sayfamızdan şu anda canlı yayındayız. Bizleri takip eden tüm kardeşlerimize de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere sorularınızı oradan da sorabilirsiniz kıymetli izleyenler. İnşallah bizler de burada vakit oldukça sizlerle cevabını paylaşmaya çalışacağız. Evet, şimdi tekrardan Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyacağımız sure Suretül Cin, yani Cin Suresi. Kur'an-ı Kerim'in, hemen şöyle ders çubuğumuzu da alayım ben. Kur'an-ı Kerim'in 72. suresi ve 28 ayet kerimeden oluşan Cin suresiyle bu akşam 14 ayet kerimeyi sizlerle ders olarak yapacağız inşallah. Şimdi kulaklarımızı ve gözlerimizi dört açalım. Bugüne kadar belki de hiç duymayacağınız, belki de hiçbir yerde okumadığınız, görmediğiniz çok özel bilgileri inşallah bu programda sizlerle paylaşacağız. Şimdi şunu da hemen inceleyelim. Değerli kardeşler, bizler medrese hayatımızda,
yaşamış olduğumuz bu ilmi hayatımızda da sadece Kur'an'a bağlı tefsir değil, günümüz meseleleri dediğimiz bizim bir ilim boyutumuz da var. Yani bizler medreselerimizde Kur'an-ı Kerim ve tefsir okutulurken tabii ki de bunun yanında günümüz meselelerini de detaylıca araştırmamız gerekiyor ki Kur'an'la tefsiri özleştirmemiz gerekiyor. Mesela biz buna Cin Suresi diyoruz ama buna Mısır'da Diamond deniyor. Yunanistan'da, Yunancı'da buna Dimon deniliyor veya Demon ifadeleri kullanılıyor. Ne demek Diamond veya Demon gibi ifadeler ne demek? Bunlar şu an günümüzde de Platinyum deniyor buna. Plat ifadeleri kullanılıyor. Yani üst düzey akıl demek bu. Şu an bunu NASA'sından tut, Amerika'nın bütün ileri gelen bilim adamlarına kadar bunu şu an herkes araştırıyor. Yani Diamond demek veya işte Plat ve Platin gibi isimler ne demek? Üst akıl, insanlar ve meleklerin dışındaki, insanlar ve meleklerin dışındaki bir yaşam, bir akıl, üçüncü bir akıl, bu da üst akıl. Bunu ele geçirebilirsek, bunu çalıştırabilirsek ne yaparız diyorlar? O zaman ülkemiz çok güçlenir, teknolojimiz çok güçlenir, ordularımız çok güçlenir ve dünyayı bu şekilde, dünyaya karşı elimizde kozlar olur, güçler olur diyorlar. Ve bugün İsrail devleti cinleri bu alanda kullanıyor. Bakın çok ilginç arkadaşlar. Bugün İsrail devleti cinleri bu alanda kullanıyor. Nasıl kullanıyor? İstihbarat olarak kullanıyor. Mossad, araştırmalara da bakabilirsiniz, kaynaklara da bakabilirsiniz. Mossad'ın en büyük istihbarat sistemi cinlerle yapılıyor. Belki bunu kimileri alacak, dalgaya alacaklar, alay alacaklar ama önemli değil. Doğru, gerçektir. Çünkü niye? Arkadaşlar bu Cin suresinde zikredilen bu ifadeler Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi gerçek olan Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de de bahsediliyor. İncil'de galiba bahsedilmeyebilir ama Tevrat ve Zebur'da da Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat'ta da bunlar vardı. Dolayısıyla Yahudiler o günden beri geliştirmiş oldukları bu haberleşme ağında cinleri çok iyi kullanıyorlar ve inşallah bugün bunlardan da biraz bahsetmeye çalışacağız. Biz buna cin diyoruz. Yunanlar demon diyor. Mısırlar eskiden buna efendime söyleyeyim diamond gibi ifadeler kullanıyorlar. Bunlar üst düzey güç. Yani insanların başaramadığı, insanların ulaşamayacağı perde arkasındaki güç dediğimiz olayın ta kendisi kıymetli kardeşler. Bugün inşallah bunları da biraz üzerine değineceğiz. Bunlar da günümüz meseleleriyle Cin suresini bağdaştıran konular. İnşallah bunları da sizlerle paylaşacağız elimizden geldiği kadar. Biz buna Türkçe'de biz buna cin veya cinniya diyoruz. Cin kelimesi cenne kelimesinden gelir Arapça'da. Setretmek, örtmek ve gizlilik manalarına gelir. Cin demek gizlenmek demektir kelime anlamıyla. Ama bizim Türkçe'de kullandığımız, bizim bildiğimiz işte 3 harfli, adını koymayalım, 3 harfli diye zikrettiğimiz bu cin ifadesi ne demektir arkadaşlar? Gölgesi olmayan manasında Türkçemizde şu an kullanılmaktadır. Yani biz buna 3 harfli dediğimizde cin ifadesini kastediyoruz. Cinin kendi anlamı ise gizlilik, sır, efendime söyleyeyim örtünmek gibi manalara gelmektedir. Arapçada da cenne kelimesinden üretilmiştir. Şimdi geliyoruz. Hocam Kur'an-ı Kerim'de bir cin suresi var. Peki bu cin suresi nasıl nazil oldu? Önce biraz ayet-i kerimelerimizi okuyalım. Sonrasında inşallah bu ayetler ne oldu da indi? İnşallah bundan biraz bahsedeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in 72. suresi ve 22 ayet-i kerimeden oluşan ve Kur'an'da da 22 yerde geçen cin kelimesinin işte tam olarak detaylı bir şekilde suresini okuyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferun minel cinni fegalu inna semi'na Kur'anen acaba. Evet. Rabbimiz buyuruyor ki kul ey Habibim de ki uhiye vahyolundu ileyye bana ennehu muhakkak ki o gerçekten de istema'a dinlediler veya dinlediği Kur'an-ı Kerim dinlediler. Neferun bir topluluk
Kimden bir topluluk? Minel cinni. Cinlerden bir topluluk Kur'an-ı Kerim'i dinlediler ve işittiler. Sonra fegalü, o cinler dediler ki inna muhakkak ki biz semi'ana, işittik ve dinledik. Kur'anen, bir Kur'an ki, bir Kur'an ki acaba, mükemmel olan, harikulade, acaba böyle acaba, Arapçada bir dehşet, yani böyle Allah Allah, bu nasıl bir güzellik anlamında kullanılan bir ifadedir. Acaba dediler, yani bu nasıl bir Kur'an? Peki bu Kur'an'ı kim okudu onlara? Peygamber Efendimiz okudu arkadaşlar. Onu da inşallah kıssasını anlatacağım. Sonra yehdi, hidayet veriyor, iletiyor. İler rüşti, doğru yola. Kur'an-ı Kerim doğru yola iletiyor. Fe'amennâ, ve biz buna bir iman ettik. Bihi, ona, o Kur'an-ı Kerim'e, o hidayete biz iman ettik dedi cinler. Sonra velen nüşrike bi rabbina ehade, ve artık hiçbir zaman Rabbimize karşı da asla hiçbir şeyi ortak koşmayacağız ve biz buna da iman ettik dedi o cinler. Nerede arkadaşlar bu kıssa geçiyor? Taif'te geçiyor. Taif'e yakın bir beldede Nahl kasabası olması lazım ve burada değerli kardeşlerim, Taif'e yakın bir beldede cinlerin biliyorsunuz hakimiyet alanları nerelerdir? Kimsenin olmadığı metruk dediğimiz binalar, metruk dediğimiz şehirler veya terk edilmiş binalar veya özür diliyorum tuvalet gibi yerler, işte boş araziler, ormanlıklar, hani insanların çok az yaşadığı veya hiç yaşamadığı yerlere cinler çağımızdan belli, kendi çağlarından belli zaten oraları kendilerine bir sahiplenmeyle beraber oraları kendilerine mesken ediniyorlar. Peygamber Efendimiz böyle bir meskenden geçerken, Peygamber Efendimiz orada Kur'an okudu. Bir rivayete göre sabah namazını kıldırdı ve sabah namazındaki Zamm-ı Sure'yi okuyunca Peygamber Efendimizin biliyorsunuz sesi de kendisi gibi çok güzel. Sonra cinler o güne kadar iman etmemişlerdi. Allah'a ortak koşuyorlardı. Cinlerin de reisi olan şeytandır arkadaşlar. Bunu da tekrar ediyorum. Cinlerin reisi olan şeytandır. Zaten şeytan da ateşten yaratılmıştır. Cinler de ateşten yaratılmıştır bakıldığı zaman. Onların reisi şeytandır, iblistir. Dolayısıyla iblis onlara yıllarca Allah'ı kötü, neuzubillah, Allah'ımızı inkar etmeleri hususunda büyük çalışmalar yaptı. Ve onlara Allah'a ortak koşmayı öğretti. Ve Kur'an yok dedi, inanmayın dedi. Böyle onların hep bu şekilde derslerini verdi. Ama ne zaman ki cinler Peygamber Efendimizin burada geçen Kur'an-ı Kerim'ini dinleyince dediler ki Kur'anen acaba, Allah Allah, bu ne kadar da güzel bir Kur'an'dır. Artık biz yehdi iler rüşdi. Artık biz doğru yola hidayet ediyoruz ve Kur'an doğru yola hidayet ediyor ve biz de buna fe'amennâ bih, iman ediyoruz dediler. Sonra ne yaptılar arkadaşlar? Hiç kimseyi Allah'a karşı ortak koşmayacağız dediler. Dolayısıyla cinlerin Müslüman oluşu buradan başlıyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz onlara bir Kur'an okuyor ve onlar da bu Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek burada ne güzel manalar geçiyor, burada ne güzel şeyler anlatılıyor. İblis, yani reisimiz şeytan bize hiç bunlardan bahsetmedi. İblis hiç bize bunları öğretmedi. Biz iblisi neuzubillah Allah zannederdik ama gerçek Allah, Rabbimiz tek olan Allah'tır diye orada bir kısım cinler, bunun da altını çiziyorum, bir kısım cinler arkadaşlar iman ettiler. Onların da Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinde geçer. Ahkaf suresi mi? Evet, bir tane daha surede bunun kıssası geçer arkadaşlar. Yani Müslümanların iyisi ve kötüsü, özür diliyorum, insanların kafir ve Müslüman olduğu gibi cinlerde de aynı şekilde kafir ve Müslüman ayrımı vardır arkadaşlar. Yani iyi cinler vardır, kötü cinler vardır. Onlar da kabile kabile, zaten birazdan gelecek. Onlar da kendi arasında fert fert, toplum toplum bu şekilde yaşamaktadırlar. Ama Peygamber Efendimiz'in sesini duyana kadar
Kur'an'ı dinleyene kadar hiç böyle bir kitabın varlığından, hiç böyle bir Allah'ın varlığından haberleri dahi yoktu. Şeytan onlara hep reislik yaptı, hep kötülüğü öğretti. İnsanlar onların alanlara girdiklerinde onlara oyunlar yaptılar, onları korkuttular, kaçırdılar, onlara tezgahlar kurdular, çarptılar, eğlendiler. Ama sonra iyi Müslüman, Müslüman cinler ortaya çıkınca onlar insanların artık dostu oldu ve asla onlara zarar vermediler. Hatta Süleyman Aleyhisselam zamanında da Süleyman Aleyhisselam'ın bazı cinlerle ortaklaşa çalıştığı, yani işlerinde dahi kullandığı bile ifade edildi arkadaşlar. Süleyman Aleyhisselam zamanında cinlerin gözüktüğü bile, yani insanlara normal şekilde gözüktüğü şekilde bu şekilde rivayetler vardır. Süleyman Aleyhisselam ordusunda cinleri çalıştırmıştır diyen kaynaklarda bile, tefsirlerde bile vardır. Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz, Süleyman Aleyhisselam'ın rüzgara, kuşa, ağaca emretme gibi özellikler verilmişti Süleyman Aleyhisselam'a. Ve Süleyman Aleyhisselam bunlardan bir tanesi de cinlerle çok rahat görüşme ve emir verme gibi özellikler Süleyman Aleyhisselam'a verildi. Ve Süleyman Aleyhisselam da onları, cinleri birçok alanda ve savaşta kullandı. Sonra Yahudiler de bunu bildikleri için, biliyorsunuz onlar için de Süleyman Aleyhisselam Yahudi peygamberi olarak çok kıymetlidir. Yani Yahudiler için de çok kıymetlidir. O yüzden bu geleneği devam ettirip şu anda cinlerle çalışmanın yollarını biliyorlar ve kullanıyorlar arkadaşlar. Ve istihbarat sistemlerinde bile bu var. Bunu tefsirlerde bile açıp kaynak olarak sizlere gösterebilirim. Evet, bunu da inşallah ifade ettik. Şimdi devam ediyoruz. Bu hikayeyi, bu kıssayı anlattık arkadaşlar. Ve ennehu, muhakkak ki o Allah Celle Celaluhu Teala yücedir. Ceddü şanı, yani burada şandan kasıt kıymeti, adaleti, azameti yüksektir, yücedir. Rabbine, Rabbimizin mettehede sahibeten ve la velede. Burası önemli arkadaşlar. Şeytan onlara sürekli neuzubillah Allah'ın bir çocuğu var, Allah'ın bir eşi var, Allah'ın bir evladı var, ailesi var gibi böyle şirke götürecek ifadeleri hep onlara öğretti. Cinler bu yüzden iman etmemişti. Ama Kur'an'ın güzelliği, hidayetini duyunca bir baktılar ki mettehede sahibeten ve la velede. Allah'ımızın, neuzubillah, Rabbimizin ne çocuğu ne de eşi yoktur. Rabbimiz mettehede, böyle bir şey asla edinmemiştir. Allah'a böyle, biliyorsunuz, büyücülerde de bu vardır. Allah'ın oğluyla görüşüyorum, Allah'ın eşiyle görüşüyorum. Sonra efendime söyleyeyim, Mesih inancı vardır. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur. Neuzubillah, Meryem eşidir gibi Hristiyanların da bir bölümü buna inanmaktadır. Ama Kur'an-ı Kerim bize öğretiyor ki bu ifade gereği mettehede sahibeten ve la velede. Allah, Rabbimizin ne çocuğu ne eşi asla yoktur kıymetli kardeşlerim. Evet. Ve ennehu, gerçek şu ki kâne idi oldu. Yegûlü söylüyor. Sefihüne alallâhi. Alallahi şebaba, bizim reisimiz olan, yani şeytan, beyinsiz ifadesi kullanılmış kelime mali olarak, beyinsiz, akılsız, akıl noksanı gibi manaları da geliyor. Yani aklı olmayan şeytan bize şebaba, saçma sapan, bu aslı olmayan birçok çirkinliği ama bize öğretti. Bize Allah'ın çocuğu ve eşi var diye söyledi. Ama Kur'an'dan Peygamber Efendimiz'in onlara tebliğ ettikten sonra baktılar ki asla bu işin doğrusu yoktur. Evet, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ve enne, şimdi bakın, buradan sonra kıymetli kardeşler yeni bir konuya giriyoruz inşallah. Yeni bir konuda başlangıç yapacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, buradan sonra bir başlangıç yapacağız. Ne diyor o başlangıç? Şimdi buraya kadar cinlerle alakalı malumatı verdik ve vermeye çalıştık. Şimdi ve enna ile birlikte bir başlayacak cinlerin burada itirafları var arkadaşlar. Cinler daha önce nasıl bir yaşamdalardı? Şimdi Kur'an'dan sonra, Müslümanlıktan sonra nasıl bir yaşama geçiyorlar? Bunun beyanatı olacak. Bakın şimdi ve enna biz, yani muhakkak ki biz, zannettik ki
اَلَّنْ تَغُولَ الْاِنْسُ İnsanların söyleyemeyeceklerini daha vel insü cinlerin kime karşı? Alallahi Allah'a karşı söyleyemeyeceklerini zannettik. Ne söyleyemeyeceklerini zannettik? Kedibe, yalan söyleyemeyeceklerini. Yani bunlar şeytan onlara yanlışı öğretince, cinler de sapıtınca biz dediler böyle bir şeyin yalan olduğunu hiç düşünmedik. Yani Allah'ın eşi var zannediyorduk. Sahibi var, eşi var, çocuğu var zannediyorduk. Biz böyle bilmiyorduk. Hiç böyle bir şey olmadıklarını düşünmedik dediler arkadaşlar. Daha ve ennehu kâne o idi ricalün erkekler. Ha, burada da şimdi başka bir kıssaya başlıyoruz. Burada da şimdi bu ayetlerin nuzulü de başka. Bu ayetlerin nuzulü de arkadaşlar rivayete göre Arap kafilesinden biri veya Araplardan bir tanesi cinlerin yaşadığı meskenlerden birine girince orada cinler onunla alay etmeye, oyun yapmaya başladılar. Sonra o insan, o rivayet olunan o şahıs dedi ki ben bu mekanın sahibi olan Allah'a sığınırım. Veya bir rivayete göre ben bu mekanın sahibi olan iblise sığınırım. Birkaç şekilde bu manalar tefsirlerde de değerlendirilmiştir. Ben bu mekanın sahibine, yani cinlerin sahibi olan iblise sığınırım ifadesi kullandı. Şimdi bu okuyacağımız ayetler bunu gösterecek. Ve ennehu kâne ricâlün minel insi yaudûne. O insanlar erkeklerden, insanlardan bazı erkekler sığınırlardı. Daha bir ricâlün minel cinni, devam ediyoruz arkadaşlar toplumana. Fezâdûhüm rahegâ. O insanlar, oradan geçen insan, oradaki erkeklerden, cinlerin erkeklerinden bazılarına sığındı. Yani beni bunlar koruyor gibi veya bu birkaç şekilde de tefsirlerde de meallerde de anlatılıyor. Ve burada cinler adeta şımardı arkadaşlar. Ve sapıklıkta ileri gittiler. Bir rivayete göre de burada sapıklığa giden o Araplardan biri olan o rivayetteki şahıs ifade ediliyor. Sonra ve ennehum onlar vannu sanmışlardı ki kema zanentum sizin sandığınız gibi ellen yebaithallahu ahada Allah Celle Celaluhu'nun hiç kimseyi diriltmeyeceğini zannediyorlardı. Burada dedim ya cinlerin itirafları var. Cinler daha önce iman etmeden önce neler düşünüyordu? Bunlar var arkadaşlar. Daha devam ediyoruz. Ve enna muhakkak ki biz lemesne dokunduk essemâe göğe. Şimdi bunu da anlatacağım. Sonra fevecedinâhâ ve onunla bulduk milliyet harsen şediden ve şuhube. Işınlarla, alevlerle, kuvvetli bekçilerle korunmuş bir sema bulduk. Şimdi burada ne demek istiyor bunu da anlatacağım. Kıymetli kardeşler, cinler insanları nasıl kandırıyorlardı? İnsanlarla nasıl dalga geçiyorlardı? Çünkü cinler Peygamber Efendimiz'den sonra sema aleminde konuşulanları duyuyorlardı. Fısıltıları, meleklerin semada konuştuklarını duyup insanlara bu şekilde haberler vererek, sema gök aleminden semalar vererek onları kandırıyorlar. Büyücülerle, işte eski zamanda cadılarla bu şekilde çalışarak İnsanların aklını bulandırıyor ve insanları her türlü şirke, dalalete, sapkınlığa götürüyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz'den sonra Rabbimiz bu özelliklerini kaldırdı. Cinlerin bu özelliklerini kaldırdı. Onlar da diyorlar ki biz Peygamber Efendimiz'den sonra, yani Resulullah'tan sonra ne zaman göğe gitsek, otursak, oradaki konuşulanları dinlemeye çalışsak فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ هَرْتَنْ شَد۪يدًا وَشُهُبًا Kuvvetli bekçilerin orayı koruduğunu gördük. O bekçiler kim? Sema alemindeki melekler. O bekçilerden kısıt kuvvetli melekler. Mevla Teala meleklerine emretti. Cinler artık sema alemine giremedi. Ve ne zaman kulaklarıyla bir şey dinlemeye çalışsalar semadan, kulakları ve gözleri, bütün azaları arkadaşlar ateşlerle dolup yandılar. Sonra Rabbimiz onları burada engellediği için artık cinlerin kesinlikle semadan, meleklerden bir şey konuşulduğunu duymamaya başladılar. Mevla Teala onlara bu şekilde
bir yasaklama getirdi. Aynı insanoğlunun yasakları gibi cinlerin de yasakları sema alemine artık alınmadılar arkadaşlar. O yüzden bazı büyücüler de var günümüzde. Ne diyorlar? Ben cinlerle çalışıyorum, onları semaya gönderiyorum. Oradan ben konuşulanları duyuyorum. İleriden haberleri bize söylüyorlar, biz size söylüyoruz. Bu ifadeleri bu ayet zaten gösteriyor ki bunların hiçbiri doğru değil. Hocam, gittim ben, bana şöyle dedi. Benim evleneceğim kişiyi bana söyledi. Göremez, söyleyemez. Meleklerden duymuş olamaz. Levh-i mahfuzu okuyamaz. Ama bazıları bu şekilde işte efendime söyleyeyim eskiden ama yapıyorlardı. Evet, eski cinlerde bunu yapanlar var mıydı? Vardı arkadaşlar. Onu da inşallah söylemiş olalım. Evet, şimdi devam edelim bir sonraki ayet-i kerimeye. Evet, kıymetli kardeşler. Tekrar ediyoruz. Şöyle konuları bir toparlayalım. Tabii biraz fazla olmuş olabilir. Manalar böyle ağır gelmiş olabilir. Çünkü okuduğumuz sure asla kolay bir sure değil. Bir defa bunu bilmek lazım. Cin suresini okuyoruz. Yani insanoğlunun tamamen dışında bir varlık. Cin varlığından bahsediyoruz. Konuştuğu yerde de ağırlık yapar mı? Yapar. Cinlerin de böyle bir özellikleri vardır kıymetli kardeşler. O yüzden anlamadığınız konuları yine sorun. Ama en sadeleştirilmiş şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Burada şimdi birkaç tane kısa anlattık. Bir, Peygamberimizin Taif'e yakın bir yerde meleklere Kur'an okuduğunu ve onların hidayete girdiğini Kur'an bize bildiriyor. Ezan vakti mi? Nasıl? Ben ne dedim? Ha, özür diliyorum. Doğru, meleklerin demişim. Cinlerin nasıl hidayete erdiğini, Peygamberimizin onlara nasıl Kur'an okuduğunu Cin suresi bize ilk ayet kelimesiyle bunu öğretiyor, bu bir. İkincisi, Araplardan biri cinlerin bulunduğu meskene girdi ve oradakiler sapıttı ve bu ifadeyi de Kur'an-ı Kerim burada ifade ediyor. Üçüncüsü de kıymetli kardeşler, cinlerin daha öncesinde ne düşündükleri ve şimdi hidayetten sonra neler düşündüklerini bu ders bize öğretiyor. Ve dört arkadaşlar, dört farklı konu işledik az önceki ayetlerde. Dört, cinlerin daha önce semada kulakları olduğunu, oradan semada konuşulanları melekut alemi dediğimiz, melekut yani meleklerin aleminden ifadeleri duyuyorlardı. Büyücülere, cadılara vesaire yayıyorlardı. Onlar da insanın aklını karıştırıyordu. Ama Peygamberimizden sonra Allah onların melekut alemine girmelerini ve duymalarını yasakladı. Ne zaman dinlemeye kalkarlarsa müriyet harfen şeride, şiddetli bir alev topu bizi yaktı dediler. Sonra oradaki melekler, o bekçiler sema alemini korudu ve artık cinleri sema alemine, melekut alemine asla almadı arkadaşlar. Hocam, bunları sen nereden duyuyorsun? Bu acayip bir hikaye bunlar ya. Bunlar hangi filmde izledin? Değil arkadaşlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in esasları. Kur'an-ı Kerim'in 72. suresinde zikredilen cinlerle ilgili bölümün tamamı. İnşallah Rabbim amel etmeyi, bu anlatılanları güzel idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Bunlarla ilgili şimdi efendime söyleyeyim, vesvese çok, kirli bilgi çok. Büyü desen almış başını gidiyor. Cinciler desen almış başını gidiyor. Her üç kişiden biri, üç hocadan biri cinci hoca zaten. İşi bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Değerli kardeşlerim, esaslar bunlar. Hiç kimse cinlerden bu şekilde haber alamaz. Gayipten haber alamaz. Alıyorum diyen yalan söylüyor, paranızı yiyor, sizi kandırıyor, dolandırılıyorsunuz. Baştan peşi peşi söyleyeyim. Ama açıp cin suresine bakmazsan, Kur'an'a bakmazsan dersin ki kardeşim adam işi biliyor. Benim kaç çocuğum olduğunu bildi. Bildi de senin kaç çocuğun olduğun gayipten gelen bir haber değil ki. Görünmeyen bir cin ailene gelip, evine gelip senin kaç çocuğun olduğunu öğrenip ona söyleyebilir. Ha, bunlara kanmayın. Bunlar ucuz numaralar. Kıymetli kardeşlerim, inşallah bunları da ifade etmiş olduk. Şimdi geldik. Cinlerin itiraflarını değil mi okuyorduk? Ve enna künna neg'udu minha megaide lissema femen yistemi'il ane yecid lehu şihabe rasada. Rabbimiz buyuruyor. Az önce anlattıklarımın Arapçası. Ve enna muhakkak ki biz künna idik. Neg'udu, oturuyor idik. Minha, o melekut dediğimiz sema aleminde. Megaide,
bulduğumuz yere oturuyorduk. Sonra lisenay, dinlemek için. Dinlemek için oturuyorduk. Femen yestemiyayil âne. Her kim artık şimdi dinlemeye kalkarsa, kim dinlemek isterse o semayı, yecidillehu şihâbe rasada. Kendini gözetleyen bir ateş adeta ona yapışıyor ve onu yakıyor. Artık cinlerin bu özelliğini kalktığını Allah Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde, bu ayetlerle söylüyor. Daha ve enna muhakkak ki biz la nedri, bilmiyoruz. Neyi? Eşerrun, şer midir? Ya da üridü bimen fil arzı en arade bihim rabbuhum raşede. Burası da önemli arkadaşlar. Doğruya iletmek için, yani hidayete iletmek için Rableri, onları yeryüzündekilerle kötülük mü yapmayı murat ediyor yoksa iyilik mi yapmayı? Yani eşerrun üride, şer mi isteniyor? En erade bihim Rabbuhum raşede, iyilik mi isteniyor? Bizlerle, yani cinlerle biz neden yasaklandık? Biz dünyadakiler için hayır mıyız, şer miyiz? Onu da bilmiyoruz diyorlar arkadaşlar. Daha ve enna muhakkak ki biz minna, bak burada da işte cinler kötü müdür, Müslüman mıdır sorusunun cevabı geliyor. Ve enna muhakkak ki biz minna, bizden vardır. Es-salihune, iyiler de vardır. Yani salih olan cinler de vardır. Daha ve minna, yine bizden vardır. Düğüne derlik, bunun dışında da vardır. Yani salihler de vardır. Salih olmayanların kendileri de vardır. Salihler de var. Salih olanların dışındakiler de var. Yani hepsi salihtir, yanlış. Hepsi bozuktur, yanlış. Cinlerin de aynı insanlar gibi salih olanları var, kafir olanları var. Kıymetli kardeşlerim, İnsanlarla uğraşanlar, insanları çarpanlar zaten kötü olan, kafir olan cinlerdir. Onu da inşallah söylemiş olduk. Daha künnâ barâ'ı. Söylemiş olduğum şey buydu. Yani cinlerin de kendi aralarında neleri vardır? Farklı farklı. Buna bazı şeyler tarikat diyor, tefsirler. Bazıları yürüyüş. Yani farklı farklı yürürler. Farklı farklı, kimi salihtir, kimi kafirdir, kimi münafıktır. Onlar da kendi aralarında bölüm bölümdür kıymetli kardeşler. Künnâ barâ'ı. Hepimiz farklı yollardayız diyor. Bunlar cinlerin itirafları kıymetli kardeşler. Evet, daraiqo gakidede. Çeşitli çeşitli. Çeşitli çeşitli aramızda da farklılıklar var. Daha şimdi devam ediyoruz. Ve enne, muhakkak ki biz zanenne, anladık ve zannettik ki ellen nu'cize, aciz bırakamayacağımızı. Kimi? Allah'e, Allah'ı. Nerede? Fil arzı, yeryüzünde. Daha velen nu'cizehu, ve yine biz onu aciz bırakamayız. Allah'ı ne yaparak? Herabe, kaçarak. Yani biz, diyor ki cinler, biz anladık ki biz her ne kadar gözükmesek de, farklı varlıklar olsak da biz Allah'ı aciz bırakamayız. Şeytan onlara diyordu ki siz üstün varlıksınız, siz ateşten yaratıldınız, siz benim gibi üstünsünüz, insanoğlu topraktan yaratıldı diyorlardı. Allah'ı neuzübillah aciz gösteriyordu şeytan cinlere. Ama onlar anladılar ki biz asla Allah'ı ne karada, ne havada, ne kaçarak, ne oturarak Allah'ı aciz bırakamayız. Allah bizden çok güçlü. Bunu anladılar. Ama nasıl anladılar? Peygamber Efendimiz'in onlara okumuş olduğu o tebliğ ve Kur'an ile arkadaşlar. Peygamber Efendimiz cinlere de ya maşara cinni vel insi ayet-i kerime, başka bir surede. Yani Allah Celle Celal, Allah Rab, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem cinlere hem insanlara tebliğ görevini yapmıştır. Cinlerden de sapıtan olduğu gibi insanlarda sapıtan zaten çoktur arkadaşlar. Ama cinlerden de bu şekilde Peygamber Efendimiz'i dinleyip de inanmayan çok cin oldu. Ama inananlar da oldu kıymetli kardeşlerim. Onu da inşallah söylemiş olduk. Ve enne, muhakkak ki biz lemme semianel hüde, o yol gösteren, hidayet gösteren Kur'an'ı işitince hüde amennâ bih, o Allah'a, ona iman ettik. Yani o Kur'an'a ve o Allah'a biz işitince Kur'an-ı Kerim'i ne yaptık?
hepimiz iman ettik. Evet, sonra femen, her kim, devam ediyoruz arkadaşlar. Femen yu'min, inanırsa neye? Bi rabbihi, Rabbine. Bakın bunu kim söylüyor arkadaşlar? Cinler söylüyor. Yani sen bugün cinlerden korkuyorsun. Bak cinler bugün ne söylüyor? Femen yu'min, her kim inanırsa, bi rabbihi, Rabbine inanırsa, fela yehafı bahsen, asla kendisinde korku ve eksiklik olmaz. Daha ve la rahega, ve kendisine kötülük edilmesine de Allah müsaade etmez. Ne kadar acayip bir şey. Yani bu cinlerin imanı arkadaşlar. Bizim insanlara biz bunu anlatamıyoruz. Bak cinlerin itirafına bakın. Kendileri çok farklı varlıklar olmasına rağmen Allah'a güvenenin asla Allah'ı onu yarım bırakmayacağını, korkutmayacağını bakın kendileri söylüyorlar. Evet, şimdi burayı okuyor muyuz? Tamam, burası kalsın arkadaşlar. Bu konu herhalde 14 olması lazım. Buraya kadar inşallah tekrar ediyorum son ayet-i kerimeyi. Kim Allah'a iman ederse asla ona bir kötülük bulaşmaz ve Allah Celle Celaluhu onu hiçbir yerden mahrum bırakmaz. Kıymetli kardeşlerim, evet. Bugün cinlerle alakalı da anlatacaklarımızın ayet olarak sonuna kadar geldik. Ama inşallah tabii konumuz burada bitmedi. Haftaya ikinci bölüm ile inşallah cin konusuyla, cin suresiyle sizlerle beraber olacağız kıymetli kardeşlerim. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar ediyorum. Cin konusu ağır bir konudur. Anlaşılması zor bir konudur. Ama inşallah biz her ne kadar zor olmasına rağmen bu bir suredir, bunlar bir ayettir. Onları okumaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. 5 farklı konuda cinleri burada incelemeye çalıştık. Cinlerin inşallah bir dahaki bölümde de sırlarından, özelliklerinden de bahsedip inşallah cin suresini 2 bölümde tamamlamış olacağız. Buraya kadar okuduğumuz ayetlerden anlamadığınız konular varsa inşallah sizler de bizlere konuyu iletirseniz WhatsApp'tan, Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan inşallah bizler de size tekrar anlatırız. Kıymetli arkadaşlar, bugünlük de dersimiz buraya kadardı. Hepinize şimdiden hayırlı cumalar diliyorum, hayırlı geceler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun efendim.